Bugün evin terasına çıktık ve çok sevdiğim, çok tatlı bir arkadaşım geldi bizle konuşmaya. Sevgili Dilara Koçak bizimle beraber. Nasılsın Dilara'cığım? Merhaba, çok iyiyim. Çok iyiyim şu an. Çipi Çipi'yle çok mutluyuz. Evet, Çipi de bizle. O ayrılmaz Çipi'yle, zaten. Çipi'yle. Dilara'nın da köpek sevgisini zaten takip edenler çok iyi biliyordur. Üç Çipli tane, aşk yaşıyorlar geldiklerinden beri. Üç tane var bende de. Yemek yerine Çipi yiyebiliriz. O da olur, hiç problem değil. Bunların esprileri bile hoş değil, evet biliyorum, ağzımdan kaçtı. Yok canım, sevgiyle yenebilir bence, hiç problem değil yani. Bugün öncelikle geldiğin için çok teşekkür edeceğim sana. Biz Dilara ile böyle sohbet edeceğiz bu arada. Ben böyle ciddi olamıyorum çok. Biliyorsun beni de. Yok yok. Şöyle, bence sen gerçekten Türkiye'de beslenme konusunda benim için öyle ya bir insansın. Sağ ol, o yüzden benim de yakın zamanda bir insülin direncim çıktı, sana bahsetmiştim. Bana çok fazla bu soruyu sordular Instagram'dan ve YouTube'dan. Ben de dedim ki bu konudaki bilir kişi ben değilim. Evet. O yüzden senle bugün dedim ki biraz benim gibi yiyen içen insanlar için. İnsülin direncini ne yapacak? Bir kere şaşırdık mı Esenin'in insülin direnci çıkmasına? Hayır, şaşırmadık. Çünkü kendisini yakın takip edenler yaşam şeklinin nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Evet. Ama bu yaşam şekliyle de minik müdahalelerle insülin direncini tabii ki kontrol altına alabiliriz. Evet. En büyük problem hareketsizlik, evet, rafine şeker tüketimi ve birazcık da enerjisi yüksek içilen içecekler ki evet, bende bolca sende var, alkol var. Rafine şeker alkole giriyor mu? Tabii alkol şeker olarak metabolize oluyor. Hemen madem konu alkolden açıldı, oradan başlayalım. Tamam. Şimdi bütün bunları yediğimizde ne oluyor? Ağızda parçalanıyor, mideye iniyor. Midede parçalanma devam ediyor. Enzimler bağırsaklara iniyor. İşte bir kısmı atılıyor, bir kısmı emiliyor, kana geçiyor filan. Ama içki içtiğin zaman böyle bu kadar uzun bir yolculuk yok. Yok. Alkolün yarısı direkt mideden emiliyor. Oo. Yarısı oradan emiliyor ve direkt gidip metabolize oluyor. Tabii o kadar alkolü o anda yakamayacağın için fazlası neye dönüşüyor? Yağa dönüşüyor. Yağ dönüşüyor. O yağlar nerede toplanıyor? Senin tipinde, sen elma tipsin çok net. Göbek. Direkt elmasında toplanıyor bunlar direkt, Esen'in. Evet. Esen'in elmasında toplanan yağlar da karın bölgesi yağlar, abdominal obezite diyoruz biz buna. İnsülin direncine kötü bir şey değil. Abdominal İnternatür böyle. Evet, anladım. O bölgedeki yağlar insülin direncinin gerçekten böyle hani gel buraya, ben buradayım, hazırım. İnsülinle ilgili sıkıntı karın bölgesi yağlanmayla başlıyor. Hı hı. Şimdi ben seni ailece de çok iyi tanıyorum ama yine de bir üstünden geçelim. Annen de baban da şeker yok. Yok. Ailede bizim ailede hiç şeker yok. Hiç yok. Demek ki sen bunu yaşam şeklinle davet ettin. O sebeple insülin direnciyle ilgili doktora gidildiğinde endokrinoloğa ilk önce aile öyküsüne bakılır. Hı hı. Eğer yoksa bu biz için aslında iyi haberdir. İyi haber. Çünkü yaşam şeklini değiştirirsek genlerinde de olmadığı için durumu toparlayabiliriz. Süper. Anlamına gelir. Şöyle o zaman biraz şöyle anlatayım. Ben hayat boyunca böyle hiçbir zaman üst hamileliklerimin sonrasını saymazsak, hı hı, çok üst limitlere çıkmadım. Ama hep böyle bir İndim çıktım, indim çıktım, indim çıktım. Hep böyle bir dalgalanmış bir hayatım var. Ama mesela son birkaç yıldır, belki artık yaş 36 olduğu için de olabilir. daha önceki bilincimden çok daha farklı bir bilinçteyim. O yüzden şimdi benim gibi insanlar, takipçilerim adına konuşuyorum. Yeme içmekten çok zevk alınca, çünkü bazı, şimdi iki insan var bence. Biri yaşamak için yiyen, evet, biri yemek için yaşayan. Evet. Ben yemek için yaşayan insanlardan. Kesinlikle. Evet. Beni takip eden, çok sevdiğim takipçilerim de benim gibi yemek için yaşayan insanlardan. Ya o zaman senin takipçilerine seslenmek istiyorum. Evet. Ya benim kanalımı ziyaret ettiğinizde sakın Esen gibi tarifler falan olmayacağım. Hayır, niye ben bayılıyorum? Niye ama konuyu buraya getireceğim. Öyle mi? Şöyle. Hayır hayır, doğru bir yere geldin. Şunu demek istiyorum. Şimdi ben de ne yapıyorum? Artık bilinçle herhalde bir şeyleri dengelemeye çalışıyorum. Asla insanlardan olmayacağım. Ben makarnayı tamamen kestim falan. Hayır, benim kesme. Için söz konusu değil. Ya da şeker yemeyeceğim, tatlı yemeyeceğim. Böyle beslenen insanlara çok üzülüyorsun değil mi? Üzülüyorum. Bir yandan da kendi açımdan bakınca takdir ediyorum. Çünkü ben böyle bir karar asla vermem. Evet. Ama kendi hayatıma baktığımda da zaten öyle bir hayat yaşamayı
tercih etmediğim için bugün insülin direnciyle boğuşuyorum ama. Ya eğer o hayattan mutluysan evet onu üzülmeye gerek yok. Ama sırf ince olacağım, zayıf olacağım diye mutlu olmadan yiyecekler yiyorsan sen incesin, zayıfsın ama sağlıklı değilsin çünkü ruhun mutsuz. %100 kastediyorum. Bence herkesin mutlu olduğu bir kilo var. Var. Evet. Yani benim boyuma göre baktığında 1.75'im ben. Böyle hani sen de büyük ihtimalle aynı yorum yapacaksın. Bana hep şey diyor, 62-63 senin ideal kilon diye çıkıyor. Sen nasıl yaptığım hissediyorsun? Testlerde. Benim ideal kilom ve mutlu kilom 67-68 mesela. Ben 1.75 olduğum için. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Çünkü olay hesap makinesi değil. Olayda bir gerçeklik var. Olayda bir keyif var. Arkadaşlar bir hesap makinesinden çıkan kilo var, ideal kilo. Bir gerçekçi kilo var. Bir de rüya kilo var. Yani sen gerçekçi bir kadınsın. Ben ideal kilodayım. Bir de rüya kiloda yaşayanlar var. Şöyle anlatayım. İşte 50-55 yaşında hala gelinliğime girdiğimde ben bu kadar kiloydum, ben o kadar kilo. Bu yok, bunu unutalım yok. Çünkü hep mutsuz oluruz. Ya ben zaten şeyi de söyleyemiyorum ki ben evlendiğimde 40 kiloydum diyenler var ya. Bayağı doğmadın. Bunu da geçiyorum. Benim senin derdim senin kilon değil. Benim derdim senin İnsülin, sağlıklı benim de zaten olmak. Derdim İnsülini o. İnsülini konuşacağız. Senin kanalını şu açıdan seviyorum. Bugün konuşacağımız bu konuya geliyor. Ben aslında o kadar da sağlıklı... Bakma Instagram'a koyduğum ya da YouTube'da paylaştığım şeylerin çoğu tabii ki yemek odaklı ve daha böyle yüksek kalorili ve sağlıksız yarı... Yani sağlıksız demeyeceğim ama yüksek kalorili ve bizim bugün konuştuğumuz temadaki yemekler değil ama ben tabii günlük hayatımda üç öğünde öyle beslenmiyorum. Ha, onu diyecektim tabii yani ki. Yani Instagram'a koymadığım, sağlıklı yediğim... Yani sabah kahvaltıda sadece iki haşlanmış yumurta yediğim günler ve sonrası da var. Ama... Evet. Tabii bir çok mutluluk semini. İnsani dedim farkında İnsani mısın? Dedin i̇nsani evet. Dedim. Yani şunu demek istiyorum. Sabah pancake, öğlen makarna, akşam steak yanına ya, patates kızartması zaten her gün yemiyorum. Gerçekçi de değil. Ya şu değil. An şu, evde neler var dedim Esen dedim. Sen şunları çıkarıverdin. Çünkü amacımız buydu. Evde aynen ne öyle. Varsa biz onlarla senin gerçek hayatına uygun bir şey yapalım yani bugün. Tam olarak o. Evet. Senin kanalını da o yüzden seviyorum. Çünkü mesela benim bir kere bu arada Dilara inanılmaz yeni ürünler çıkarttı. Büyük marketlere de girdiniz artık. Evet DK dükkan. YouTube'dayız, isim verebiliriz. Migros'lardasınız değil mi artık? İçecekler Migros ve Makro'larda. Süper. İşte granolalar var, benim efsane vicdan çorbam var. Şuraya da yazarım o zaman. Tamam, oraya yazalım. Ben hem oraya yazalım hem ben yukarıya hem de videonun sonuna Dilara'nın hem YouTube kanalını hem de ürünlerin linkini bırakacağım. Lütfen girip bakın çünkü gerçekten harika şeyler var. Senin kanalında da o benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü şimdi diğer, bunu kötülemek amaçlı söylemiyorum. Bence herkese hitap eden hesaplar var. Yani bu demin... Biz öncesinde konuştuk. Mesela ben alkol içiyorum ve paylaşıyorum evet, ve benim ben kitlem bununla okey. Çünkü zaten beni onun için takip ediyor insanlar. Bence herkese uyan influencerlar, youtuberlar var. Ben senin kanalını şu yüzden seviyorum. Çünkü orada girdiğimde de hala böyle ağzımın suyu akıp gerçekten. Ama sağlıklı olduğunu bilip ama oturduğumda da beni tatmin edecek tarifler olduğunu biliyorum. Ya diğerleri yani, öyle hissettirmiyor bana. Bilmiyorum ama bana hissettirmiyor. Sana hissettirmiyor. Brownie de yapılabilir, mozaik pasta da yapılabilir, sufle de yapılabilir, kısır da yenebilir, mercimekli köfte de yenilebilir. Ben biraz geleneksel bir kadınım. İşte senin gibi Fransız mutfağına falan çok hakim değilim. Ama bazen minnoş dokunuşlar yapıyorum. Senden de ben de çok şey alıyorum, ilham alıyorum. Senin yaptığın sosta ben minicik bir şey değiştiriyorum. Hop hemen o birazcık daha düşük kalorili olabiliyor. Her şey kalori de değil bu arada. İstediğini ye. Eğer sonra gidip yakıyorsan zaten sorun yok ki. Sıkıntı yok ki. Aslında benim bunu yapmam lazım. Evet. İnsülin direncini dengeledikten sonra her şeyi yiyip böyle günde ama ne kalori yakmak. Egzersiz videoları falan çekseniz diyorum böyle Esen yürürken, koşarken onları da görelim. İlham olabilir. Çünkü. Ben yapıyordum bunu. 8-10 evet. Kilometre yürüyordum ben haftada 5-6 gün. Onları video olarak görmek istiyorum. Şu an yapalım. Sağlıkçı uzman şapkanla konuşuyorum. Yapalım. Yapalım. Evet çünkü bence fark ediyor. Ben şunu yaptığımı hatırlıyorum mesela. Birazdan konuya geçeceğim de Dilara'yla sohbet o kadar keyifli ki başka konulara da dalıyorum. Ama evim de o kadar keyifli teşekkür ki. Teşekkür ederim. Falan her şey. Ben eskiden şey yapıyordum mesela. Akşam yürüyüşü severim ben. Hani ben böyle değil. Kimse yokken karanlıkta böyle sakin. Podcastlerimi takıp böyle yürüyeyim. 8-10 kilometre yürüyordum haftada 5-6 çok gün. İyi. Ve onu şöyle yapıyordum. Mesela akşam yemeğe gidiyordum. İstediğimi yiyordum. Sonra biliyordum ki eve döndüğümde zaten ben bir 45 dakika, bir saat tempolu yürüyeceğim. Gece de kafam rahat uyuyacağım. Evet. O büyük bir rahatlık. Vicdan rahat değil mi? Evet. Sabah hem kilo hem vicdan rahat. Vicdan. Olmadı vicdan çorba. Vicdan çorba. Ay, evet bu arada. Veriyoruz canım. Ben onu vicdan çorbası. Ben Instagram'da paylaştım bu arada. Evet, vicdan çorbası çok güzel. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Şimdi gelelim sorulara. Evet hadi. Şimdi
Beyaz un değil, esmer un mu tüketmek evet, gerekiyor? Evet, onun sebeplerini anlatayım. Herkes mantığında oturtsun istiyorum. Şimdi elma, kabuklu elma, evet. Kabuksuz elma, elma suyu. Sonuçta hepsine baktığında elma. Ya da un, beyaz un, kepekli un, tam buğday unu. Bunların hepsi yine un. Arada şöyle farklar var. Elmayı kabuklu yediğin zaman lifi yüksek, daha yavaş emiliyor, kana daha yavaş karışıyor. Bu da insülini daha yavaş yükseltiyor. Elmanın kabuğunu soydun, daha hızlı yükseliyor. Elmanın suyunu içtin, çok hızlı yükseliyor insülin. İnsülin çok hızlı yükseldiği zaman zaten insülin direnci olan bir vücutta insülin hücre içine girmekte zorlanıyor. Bu durumda diyor ki pankreas, çünkü insülin pankreasta üretiliyor. Kanda diyor şeker çok fazla girmiyor bir türlü hücrelerin içine diyor. Daha çok insülin göndereyim diyor. Pankreas ne kadar çok insülin gönderirse hücreye giriş o kadar zorlaşıyor. Ve bu insülin direncini çok daha yüksek yerlere getiriyor. İnsülin direnci yüksekken ne oluyor? İnsülin aynı zamanda yağlanmayı başlatan hormon. İkimiz aynı şeyi yesek de benim yediğim hücre içine giriyor, seninki hücre içine girmiyor ve insülin onu yağ olarak depolama görevi veriyor vücuda. O yüzden sen daha çok kilo alıyorsun. O yüzden bazı kilolarının sebebi tamamen insülin direncine bağlı. Çok yediğin için değil, az yediğini yakamadığın için İnsülin onun yağ olarak depolanmasını yönlendirdiği için. O zaman tekrar ekmeğe gelirsek, şimdi elma suyu içtiğimizde insülini fırlatıyor, kabuklu elma yediğimizde daha yavaş yavaş kana karışıyor. Beyaz un yediğimizde insülini fırlatıyor, kepekli un, çünkü beyaz una kepek karıştırılan un, biraz daha yavaş ama tam buğday yediğimizde istediğimiz o yavaş yavaş kana karışma gerçekleşiyor. Aynı şey şu an önümde işte kara buğday var. Çok severim. Çok güzel. Bunu pirinçle karşılaştırırsak, bir de orada börülce var. Börülce ile karşılaştırırsak şöyle bir sıralama var yani. Patates, pirinç, kara buğday ya da bulgur, sonra baklagil. Çünkü bunun lifi daha yüksek. Lifi ne kadar yüksekse insülini o kadar sakinleştirebiliyor. Ne kadar lifi az ve pürse, daha saf karbonhidratsa insülini delirtiyor. Bulgur aynı kategoride burada. Bulgur burada. Kara buğdayla aynı. Kara buğdayla aynı. Beyaz pilav, beyaz makarna dediğimiz ekipte. Ekmek bu tarafta. Ekmek bu tarafta. Evet. Tamam. Dolayısıyla senin bu tür ürünlerle yapacağın her türlü tarif insüline uygun tarif. Peki o zaman şöyle yapalım. Bunlar şimdi hazır konuşarak gidiyoruz ya. Koy yaparken yani. Düşünerek yapmalar açısından. Şimdi börüleceğimizi koyduk. Hadi hepsini koyayım. Bu çok oldu ama şimdi. Bu yok, mesela... Yok, bunlar iki kişi için, tek kişi için değil ama. Bu altı kişi için filan. Evet. Yani tamam. Yapılan ya da yaptın iki gün yiyeceksin. Üç gün yiyeceksin gibi. Bravo. Kara buğdayın yarısını koyacağım. Tamam. Şimdi şu ana kadar hep ne koyduk? Aslında tahıl koyduk. Şu an tahıldayız. Evet. Bunların hepsi nereden geliyor? Topraktan geliyor. Hı-hı. Topraktan gelen her şey tahıl. Evet. Ama bizim proteine ihtiyacımız var. Protein nereden geliyor? Hayvandan geliyor. Elinde peynir görüyorum. Peynir olmasaydı bu salatanın üstüne protein ne koyabilirdin? Ya sabahları yiyorsun ya. Yumurta koyabilirdim. İki tane haşlanmış yumurta koyabilirdin. Evet. Evet ama mesela bende niye aklıma gelmedi biliyor musun? Neden? Çünkü mesela yumurta ve salata bir araya geldiğinde benim aklıma direkt mayonez geliyor. Allah Allah! Evet. Ne alakası şef var? Şef kafası öyle düşünüyorum ben. Yani yumurtayı bir salatanın içine koyacaksan mayonez ya da kremalı bir sos çekiyor beni. Benim de aklıma direkt kahvaltı geliyor yani. Mesela. Yumurta. Öyle bir kafa yani. Aramızda böyle çok derin bir evet fark. O yüzden sen de bunu böyle kademeli kademeli konuşalım. Peki şunu soracağım. Ben lor peynirini sağlıklı ve yağ oranı düşük diğer peynirlere göre. Evet doğru. Sebebi sağlık, daha sağlıklı olması değil. Ben dokusunu ve kıvamını ve salatalardaki tadını da çok seviyorum. Evet. Ama mesela peynirin içindeki yağ oranı da bu insülin direnci ya da kilo vermede ne etkileri var? Şimdi şöyle, keto beslendiğin zaman bunun bir önemi yok diyorlar ama ben tabii keto beslenmeyle ilgili yok. Çok bir şeyim yok ama... Yok keto değil, yani keto değil şu anda konuştuğumuz. Keto çok bambaşka bir salataya dünya. Salataya konan peynirin yağ oranının ne önemi var beslenmede? Şimdi aslında biz bu peyniri bu salataya yağ oranı için koymuyoruz. Az yağlı olmasının kilo vermene katkısı var. Enerjisi çünkü daha düşük.
Ama biz burada peyniri ya da yumurtayı ya da yağsız bir protein, işte et olabilir bu, ne bileyim hindi olabilir, balık olabilir, koyma sebebimiz şu. Buraya şu ana kadar tahıl koyduk ya, sadece karbonhidrat koyduk. Evet. Ama karbonhidrat, protein ve yağ aynı anda girerse kan şekerin yükselmiyor. Buydu, merak ettim. Evet. Evet, o sebeple bu salatanın üstüne bir protein eklemek zorundayız. Hı hı. Aynı şey meyve için de geçerli. Burada tek başına bir elma, elma var mı ya? Elma deyip duruyorum. Elma var mı? Elma evde olması lazım. Var, evet. Hop, elma geldi. Evet. Hatta elma o arada bonusuyla geldi. Yoğurt da geldi. Yoğurduyla evet geldi. Neden geldi acaba bu yoğurt? Şimdi elmayı tek başına yediğinde, evet. Neydi bu? Nereden geliyor bu? Topraktan. Yani karbonhidrat. Ya kendim sözde gibi hissettim. Cevap da veremiyorum bildiğim sorulara. Panik oldum kaşındın yani. Evet. Sen kaşındın. Evet. Bunu yediğimizde meyve yiyorum ve meyve beni çok acıktırıyor diyenlere de aslında evet bu ipucu olsun. Meyve yedikten sonra çok acıkıyorsanız, daha fazla mideniz kazınıyorsa lütfen bir insülininizi, işte son 3 ayın şeker ortalaması, hemoglobin A1C'yi bir kontrol ettirin. Sonra da meyvenin yanına bir proteinle, ki en kolayı bence süt ya da yoğurt, meyveyi bir de bu şekilde yiyin. Hatta biraz da üstüne tarçın dökün. Eğer bu şekilde o açlık hissi ortadan kalkıyorsa insüline hassasiyetin olabilir. Hı hı. Bu da yine bir gösterge, hı hı, olsun. Esenci, meyve günde 2 tane, 3 tane yiyebilirsin insülin direncinde. Ama meyveyi kabuğuyla ya da yoğurtla beraber yemen daha doğru olur. Peki hangi meyveler? Bazı meyveleri yemeyin diyor çünkü. Glisemik indeksten. İşte evet, üzümün glisemik indeksi yüksek. Karpuzunki birazcık yüksek. Ama karpuzu peynirle yediğinde protein dengelemiş oluyorsun. O dolaşır öyle. O dolaşsın. Ondan sonra üzümü ne yapabilirsin? Üzümü sen salatalara koyabilirsin. Mesela buna salataya üzüm yakışmaz mıydı? Normal üzüm mü, kuru üzüm mü? Peki üzümde kuru meyveler, ben salatada çok seviyorum kuru meyve mesela. Salataya koyduğunda tabii o lezzet olarak tamam. Ama bir 3 kuru kayısı yediğinde bir porsiyon meyveye eşit. Şimdi suyu içtiği için tabii enerji değeri yükseliyor, kuru madde tabii miktarı artıyor. Orada da yine dikkatli olmak lazım. Salataya geri döneceğim. Senin aklına işte mayonez getiren yumurta, peynir, karbonhidratın yanına bir protein eklemiş olduk. Doğrusu tamam bu. Ama bir de üçüncü bir grubumuz var, yağ grubu var. Evet. Bir besinde karbonhidrat, protein ve yağ üçü aynı anda olduğunda seni daha uzun süre tok tutar. İşte yoğurtta hem karbonhidrat vardır, hem protein vardır, hem yağ vardır. Bunda sadece karbonhidrat var. Hı-hı. Yağda sadece yağ var. Hı-hı. İşte ette sadece yağ ve protein var. Biz şimdi ne kadar denge yaparsak insülin de o kadar dengelenir. Korkuyorum şimdi içine şunu koyacağız, bunu koyacağız. Hayır, diye ben sana kafamın çalışma şeklini anlatıyorum. Çünkü düşün, ben yumurta deyince mayonezi evet delireceğim düşünen bir insanım yani. O yüzden zeytinyağı deyince aklınıza ne geliyor şefim? Yağ. Ha iyi, Allah'a şükür. Yok, o her şeye girer. Tamam. Makarnaya girer, salataya girer. Et pişirirsin, tavuk mesela pişirirsin. Makarna da yiyebilirsin, biliyor musun insülin direncinde? Beyaz makarna mı, şey mi? Tepekli olarak tepekli dediğimiz olsa, tam buğday. Tam buğday olur, baklagil makarnası olur. Ama beyazı yiyeceğin zaman da üstüne koyacağın sos önem taşıyor. Hani onu daha karbonhidratlı hale getirmemek, işte saf bir protein eklemek iyi olur. Ne, ben genelde kremalı yemeği tercih ettiğim için insülin direncim can çekişiyor. Kocaman bir çarpı gelsin montajda. Peki yağını da ekleyeceğiz o evet, zaman. Evet, ekleyelim. Ne kadar eklemek lazım? Bir oranı var mıdır? Yani 4-5 kişi yiyecek dediğimize evet göre bunu 4-5 yemek kaşığı koyabilirsin ki o da, bu da zaten neredeyse ona, evet ona tamam demek. Tamam. Bu şimdi öyle bir tok tutar ki seni, daha bunun yeşilliği var. Soğan, domates, var. Ceviz, ceviz, badem çok seviyorum salatalarda. Hiç sorun yok. Bu seni doyurur değil mi? Doyurur canım. Ya doyurur. Ya doyurmaması için evet yani. Neden doyurur biliyor musun? Onları lifi diyeyim. Çok yüksek. Lifi çok yüksek oldu. Sebzelerdeki, yeşilliklerdeki, yani ben lif oranlarını hani sesi düşünüyorum, konuşuyorum şu an. Bunları, evet evet. Sen ona göre mi ayarladın? Ne kadar lifi yüksekse kalorisi o kadar düşük ve o kadar da tok tutar. Hı hı. O sebeple insülin direncinde sebze ve baklagili bol bol sofranda böyle kullanıyor olman lazım. Evet. Zeytinyağı ile buluşsun. Biraz. Ben maydanozu da doğramadan atıyorum. Oldu. Biraz yeşillik niyetine. Bu da çiğneme süreni uzatacak. Uzatıyor. O aynen da iyi. Ne kadar uzun çiğnersen beyne tokluk sinyali o kadar hızlı bir gidiyor. Bir de evet şu cevizleri şöyle kıracağız. Ay çok güzel oldu. Parçalayarak ben bunun yarısını eve götüreyim. Lütfen. Sen seve yeme. Peki bir soru daha.
Şimdi proteini koyduk, karbonhidrat koyduk, evet. Yağ koyduk, yeşilliğimizi koyduk. Domates çok mu şekerlidir? Mevsimindeyse domates yiyelim, değilse yemeyelim. Hı hı. Kurutulmuş domates koyabiliriz kış aylarında. Tamam. Domatesin şekeri insülinde kafayı takacak kadar değildir, değil. Hayır. Ben çok seviyorum yazın çünkü. Evet, sadece domates salatası ve soğan da benim için mesela dünyanın en güzel salatalarından biri. Ben yine biri. Onun yanında bir yoğurt, ayran ya da protein isterim. Beyaz peynir. Beyaz az peynir. Az yağlı olabilir. Bravo, lor, bravo. Lor olabilir gene. Olur, çok güzel olur. Sor başka neyi seversin? Sorum. Tatlıda ne yapıyorsun? Ben çok enteresan tuzlu damak bir insanım. Evet. Yani şöyle tatlı yemem demiyorum ama tatlı da mesela hani mesela brownie dedin ya benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben böyle karamelli tatlılar seviyorum işte. Krem karamel, sticky toffee pudding o hani böyle İskoçların vardır ya böyle yapış yapış karamelli olan. Evet, dondurmada yapış. Mesela fındıklı tuzlu karamelli severim. Hani damağım tatlıda bile daha tuzluyu. Ama daha böyle bizim gibi normal insanlar da var ya. Evet. Dünyada. Onların da insülin direnci olabiliyor ve canları tatlı istediğinde lütfen yoğurtlu, sütlü tatlıları tercih edebilirler. Keşkül severim. Ya keşkül olabilir. Bayılırım. Bir de bu işin ilacı nedir? İnsülin direncinde genelde metformin türevi ilaçlar verilir insülini yöneten. Hı hı. Egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak ilaç kadar etkilidir. Bunu da mutlaka söylemiş olmak istiyorum. Süper. Son sorumla geliyorum. Peki. Şimdi salataya sadece yağ koyunca bir şef olarak konuşuyorum. Bir asiditede eksiklik oluyor. Ne o yüzden lazım? İçine konulacak şimdi sirke ve limonda bir insülin direnci yok. Olacağını düşünmüyorum. Serbest. Bazı mix sirke de buna dahil mi? E tabii. Ya bir kaşık koyarsan eğer şimdi bir bardak koyarmış ben yine. Ama mesela nar ekşisi benim dünya üzerinde salatalarda en sevdiğim şeylerden biri. Tamam. Nar ekşisi ise sadece nar kaynatılarak yapılıyorsa tamam. Taşla oynuyor, problem değil. Nar ekşisi ise sadece nar kaynatılarak yapılıyorsa tamam. Ama bir de narlı şuruplu filan şeyler var. Dışarıdan şeker ilave edilen. Onların olmamasına etiket okuyarak dikkat edelim. 100 gramda 69 gram. E tamam, yani yüksek. Ne kadar koyacağınla ilgili. Kaç kaşık koyarsın böyle 4-5 kişiye? Ben bunu bir... Benim genelde şöyledir. Ben yarı yarıya gidiyorum. 4-5 kaşık koyduysam bir 2 ya da 3 kaşık nar ekşisi koyarım bütün buna. Ben yoğurt karışabilir değil mi? Aynen sonra? Hiçbir şey olmaz. Ben... Bir dakika. Bir... sen 3 kaşık dedi. Bence 2 kaşık tamamdır. İnsülin direnci için 2 kaşık tamamdır. Tuz, karabiber tartışılır. Ben genelde bakliyatlarım ve bu tip şeyleri tuzlu suda pişirdiğim için. Gerek yok. Peynirin tuz oranına göre de, evet. Yani şef alışkanlıkları bunlar. Ben peynir eklediğimde peynirin tadına bakarım. Zeytin ekliyorsam zeytinin tuzuna bakarım. Çünkü ya da kapari. Benim dünyada kapari yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Tamam. Kapari de mesela. O tip tuzluları hep ben bir ya da turşu bir şey koyuyorsam salatanın içine hep bir onun tuzuna baktıktan sonra tuz eklerim. Bu arada şeyi saymamın sebebi nar ekşisini kalori değil. Eğer şekerli bir şey çok yerse Esen, vücudu daha fazla şeker yemek isteyecek. İnsülin yanılacak. Pankreas daha çok insülin üretecek. O yüzden bakıyorum. Çok güzel oldu. Karbonhidratına, kalori saymıyorum. Of, Esen çok güzel oldu. Bu, işte. Böyle güzel de bir şef dengesi denen bir şey var. Kadın pıt 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 karıştırdı, mükemmel oldu. Göz kararıyla evet, yapmış çok güzel oldu. Ah, semizotunu da tam zamanında yakaladın. Ay çok severim. Harika oldu. Süper. Peki. Şahane. Son kapatmadan önce bir şey daha soracağım. Bunu yayından önce konuşmuştuk. Merak ettiğim için bir hani, takipçiler de eminim merak ediyordur, soruyorlar. Ben daha önce aralıklı oruç yaptım. Hı-hı. Şimdi ona döndüm insülin direncinde. Hı-hı. Ama benim vücuduma iyi geliyor aralıklı oruç. Hı-hı. Daha önceden 28 kilo doğumlardan sonra 28 kilo verdiğim dönemde de hiç zorlanmadan. Bir de ben dediğim gibi yani acıkmadan yani yemeden acıkmıyorum. Mesela ben daha bugün hiçbir şey yemedim. Saat 11.30. Genelde zaten kahvaltıyı pas geçiyorum öyle durumlarda. Yedikten sonra hafiften bir acıkma başlıyor. Sonra öğün arıyorum. Ama mesela 5'e kadar yemeyeyim, 5'e kadar acıkmam. Suyla kahveyle yaşayabilirim. Ama aralıklı oruç insülin direnciyle yani insülin direncini anladım. Dengelemeye yardımcı olur mu? Herkese uygun mudur, anladım. Değil midir? Onu da son bir geçersek çünkü bana onu da çok soruyorlar. Tamam. Ben bilir kişi olmadığım için sana bunu da sorup öyle kapatmak istiyorum. Aralıklı oruç herkes için uygun bir beslenme şekli değildir. İnsülin direnci de bunlardan biridir.
Şimdi insülin direnci yüksek şekerle, düşük şekerle, reaktif hipoglisemiyle karışabilen bir hastalıktır diyelim. Eğer sende bir şeker yüklemesi sonrası, işte yemekten sonraki tokluk şekerin, yarım saat, bir saat sonraki şekerlerinde hızlı düşme olsaydı, sen asla aralıklı oruç yapamazdın. Hı hı. Çünkü yemek yedikten sonra şekerin düşecekti ve uzun açlığa dayanamayacaktın. Ama sende insülin direnci var ve vücudu aralıklı oruca adapte olmuş. O sebeple sen yap. Hı hı. Ama burada tartışma var. Hala tartışma var aralıklı oruçla ilgili. Tüm bireylere uygun olup olmadığı noktasında denemeniz lazım. Kendinizi çok iyi tanıyor olmanız lazım. Sen bunu yapıyor, ben biliyorum çünkü sen de çalışıyor. Ama herkes için aynı şeyi söyleyemeyiz. Teşekkür ediyorum. Ben de bunlardan biriyim. Uygun bir porsiyon mudur? Bir kişi için kaç kaşıktır porsiyon? Dayanamıyorum şu anda. Lütfen. Normalde 6 kaşıktır baklagil porsiyonu. Hı hı. Yeşilliklerle düşündüğümde toplamında 8 kaşık falan oldu bu. Uygun mudur bu bir öğüne? Çok uygundur. Bir an önce yemek istediğimi anladınız herhalde. Hmm. Sus alır biraz. Biraz daha narik sisi de alırmış. Ya. Hmm. Dedim o kadar. Şef olarak alırmış da diyetisyen olarak almazmış. Benim de hayatım zor ya, yazık bana valla. Güzel oldu. Hmm. O zaman bu tip salata tarifleriyle devam edeceğiz. Dediğim gibi Dilara'nın kanalında da çok çok güzel tarifler var. Videonun sonuna ve yukarıya İ harfini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Doyamadım. Yani videonun zamanı doldu ama biz... Şey, sen bu ne çocuğum? Bu ne? Bana hediye getirmiş. Her şeyi sen de bana gel. Geleyim. Tamam. Olur, bir tarifte, bir muhabbette. Sen de gel, bana güzel bir tatlı yap. Olur. Ama aa, şey, tamam. Benim kanaldakiler bayram etsin. Olur, böyle senin kanal zaten nefis. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben umarım yeterli. Yani dediğim gibi burada çok böyle tıbbi konuşmak istemedik. Soru bırakabilirler. Evet, aşağıya soru bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız hepsini mümkünse. Çok teşekkürler. Geldiğin için de teşekkür ederim. Senin kanalda da tarifimizi yapacağız. İdare'ye kocaman bir kalp. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Onlar aşk yaşıyorlar. Bay bay.